İyi günler. Ben Alexander Ipatov. Chess.com Türkçe kanalında yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz gelişme. Ve bugün için hazırladığım oyun 7 sene önce oynandı. Ben bu maçta beyazdım. Ve rakibim Fide ustası Salvador Serrano'ydu. Çocukken Trompovski açılışı oynamak çok seviyordum. Çünkü biraz agresif hem de çok teori yok. Bu maçta rakibim agresif bir variant oynadı. İki piyonlarımı almak tercih etti. Ama bana göre bu tehlikeli bir şey yani. Oynanmaz. Çünkü siyahın gelişmesi yok. Ve sonra göreceğiz siyah cezalandırdı bu maçta. Çünkü gelişmesine yeterli dikkat vermedi. Fil C7. Biraz teori hala hatırlıyordum maç esnasında. Bu hamlenin fikri siyahın vezirden A5'teki kareyi almak. Mesela kale C1 oynasaydım siyah kolay kolay geri gidebilirdi vezirle. Sonra D6, G6 fil G7 ve tam kolay olmazdı. Çünkü beyaz iki piyon geride kaldı. O yüzden fil C7, A5'teki kareyi alıyoruz siyahın vezirden. B6, kale B1. Siyah tabii ki taşları değişmek istiyor. Çünkü gelişmede çok geride kaldı siyah. Ve burada güzel bir hamle fil C3. Siyahın veziri saldırıyorum. Önce görünüyor beyaz taşı kaybediyor. Ama vezir C2 var beyazın. Ve siyah hemen çok kötü durumda düşüyor. Siyahın ne gelişmesi yok, ne taşlar oynuyor, hem de şimdi beyaz kaleler çok zayıf kaldı. Şah, fil A6. Ve fil C6. Ve siyahla oynamak çok çok zor bu pozisyonda. Hala beyaz iki piyon geride kaldı. Ama bu hiç önemli değil. Çünkü beyazın gelişmesi çok iyi. Sadece rok etmeyi kaldı. Ama siyahın şahı merkezde kalıyor. Şu taşlar arkadaşlar hala oynanmıyor. Siyahın bir şekilde G6, fil G7 ve rok etmek lazım ama olmuyor işte. Vezir C7 rakibim oynadı. E5. Niye E5? Çünkü daha önce dediğim gibi beyazın gelişmesi çok daha iyi. Beyazın fil çifti var. Beyaz merkezi açmak için hazır. O yüzden E5. At C4. Şah D8. Çünkü beyazın bir sürü fikirleri var. Bir fikir fille E5'te almak. O yüzden şah D8. Ve beyaz rok oynuyor. Sehen 3 tane piyon fazlası var.
Ama pozisyonu kayıp bence. Çünkü şahı merkezde kaldı. Rok edemeyecek artık. Şu taşlar çıkmıyor. C6'daki fil çok aktif. Hem de beyazın oyunu çok kolay. At E8. F6. F4. Ve kale E1. Şimdi bütün beyazın taşları oynuyor. Yani kaç tane var? 5 tane, 2 tane fil, 1 vezir ve 2 tane kale. Siyahın iki taş hiç oynanmıyor ve galiba oyuna girmeyecek. Şah kötü durumda. Tam önce dediğim gibi rok edemeyecek. Hem de beyaz renk kareler çok çok zayıf. A5. O çok kötü bir hamle rakibim yaptı. Çünkü yeni bir zayıflık kendine yaptı. B6'da. O yüzden ben kale B2 oynadım. Öbür kaleyi B sütüne getirmek istiyorum. Ve tabii ki bu pozisyonda bir taktik olmalı beyaz için. Bütün taşlar oynuyor. Aksine şahın taşlar hiç oynamıyor. Şah zayıf. Ve biliyoruz ki satranç bir stratejik oyun. Yani taktik değil. Taktik stratejine yardım ediyor. Bu pozisyonda beyaz stratejik olarak hazır ve bir şekilde taktik oluyor. Ve bu pozisyonda rakibim terk etti çünkü mat oluyor. Beyazın fikri kale 6 şah ve kale 8 mat. Görüyoruz ki siyahın taşları yani F8'deki fil ve H8'deki kale hiç oyuna girmediler. Ve görüyoruz gelişme çok önemli satrançta. Bazen 2 piyon ya da 3 piyon da kazanabilirsiniz ama ekstra piyonlardan daha önemli faktörler var. Merkezde şah ve bugün gördüğümüz gibi gelişme de yani. Bence şu taşların gelişmesi bu piyonlar siyah aldığın piyonlardan daha önemliydi. Ama siyah bu piyonları kazandı ve taşlarını geliştirmek unuttu. Bu video izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalımıza abone olup bizi Facebook ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.